Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta Yunanistan'a kritik bir ziyaret düzenleyecek. Erdoğan daha gitmeden ziyaret ülkede gündem oldu. Ayrıntıları A Haber ekibinden İlhan Tahsin'den dinleyeceğiz. Evet, 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve beraberinde bakanların da katılacağı bir heyet Türkiye'den Atina'ya yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısını yapmak üzere Atina'ya gelecek tabii ki Yunan basını sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir bakanlar topluluğuyla Atina'ya gelmesini haftalardan beri konuşuyordu. Ancak son günlere daha da yoğun konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarıyla birlikte Atina'ya çıkarma yapacağı, dolayısıyla da Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak üzere harekete geçtiğini, her iki devlet de, yani Türkiye ve Yunanistan bundan böyle ilişkilere daha bir daha da olumlu bir ivme kazandırmak üzere harekete geçti. Baktığımız zaman katime Yerini Gazetesi, Tovima Gazetesi, Saygın Gazeteler her gün sayfalarında bu ziyarete, bu önemli ziyarete ve beraberinde yapılacak olan toplantılara büyük önem veriyorlar. Dolayısıyla detaylı bir şekilde Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Dışişleri, Bakan, Dışişleri Bakanlığından mevkidaşı ile bir görüşme yapacağını, dolayısıyla da bundan sonraki yol haritasının neler olacağı, bunu ele alacaklarını ve buna benzer dış politikada nasıl hareket edileceğini tabii ki gündemlerinde e, tutacaklar ve masaya yatıracaklar bu konuları. Keza e, taşımacılık e, üzerine de e, biliyorsunuz ki İpsala sınır kapısından yapılacak olan bir köprü var. Bu da Yunanistan'ın oldukça ilgisini çekiyor. Çünkü Egnatia otoyolu Adriyatik denizinden İpsala sınır kapısına kadar geliyor ancak şu anda Yunan tarafında Türkiye tarafı gümrük kapısını İpsala sınır gümrük kapısını Avrupa standarttan uygun bir şekilde getirdiğini yazıyor Yunan basını. Dolayısıyla da şimdi Yunanistan bu yapılacak olan anlaşmayla Atina'da o e, İpsala'daki İpsala'nın karşısındaki kipi yani Bahçeköy kapısını da Avrupa normlarına Avrupa standartlarına ikinci bir köprü yapılması var olan trafiği oldukça rahatlatacağı ve dolayısıyla da Türkiye'den e, ihraç eden tırlarla ihraç edilen ve Avrupa'ya taşınan malların daha hızlı bir şekilde intikal etmesi için varış noktasına bu anlaşmada yapılması bekleniyor. Bunu tabii ki biz söylemiyoruz. Bunu Yunan basını günlerden beri yazıyor. Diğer bir e, konu da konu ise e, kaçak geçişlerin son döneme oldukça Türkiye çünkü hem Ege Denizi'nde kaçak geçişleri göçmenlerin yasa dışı göçün önüne geçmek için e, sürekli olarak çalışmalar yapıyor. Keza aynı şekilde kara sınırı İpsala bölgesi de bu e, kaçak geçişlerin önüne geçti. Bunun Yunanistan Yunanlı mevkidaşı e, Bakan bunu Keridi zaten söyledi. Son döneme hemen hemen sıfırladık dedi. Türkiye'siz bu iş olmaz diye de bir açıklama yaptı. Tabii ki bu olacak olan olumlu çalışmaları Yunan basınının bir bölümü de neden şu anda Türkiye ile masaya bu konuları alıyoruz, konuşuyoruz? Çünkü Türkiye şu anda Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nde ve Doğu Akdeniz'de Ege'de sıkıştırmaya devam ediyor. Bu sıkıştırmalı bir tarafa bıraktıktan sonra ancak konuşuruz diye de yazan Yunan basını mevcut. Son olarak şunu belirtmekte fayda var. Eski Dışişleri Bakanları biliyorsunuz hem Venizelos hem de Dorabako yani Başbakan Miçotakis'in ablası. Daha önce Yunanistan'da Dışişleri Bakanlığı yaptı şu anda da milletvekili. Türkiye ile dün yapmış oldukları Atina'da bir oturum vardı, bir panel vardı. Oraya katıldılar ve orada şuna vurgu yaptılar. Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmalıyız. Türkiye ile bu kanalları kapamalıyız. Ve Venizelos'un söylediği de 2016'da keşke var olan istikşafi toplantılar sona ermeseydi, bunu sonlandırmasaydık bu bizim zararımıza diye vurgu yaptı diyelim. Sözü size bırakalım.